Sayın Başkan, değerli bakan, kıymetli arkadaşlarım. Salonda yaptığımız konuşmaların hayatın hakikatiyle herhangi bir örtüşmesi yok. Ne demek istiyorum? Mike Tyson diye iyi bir boksör var. O boksörün bir strateji kitabına ön söz olarak yazılan bir sözüyle başlamak istiyorum. Ringe çıkana kadar herkesin bir stratejisi var. Ama ringde ağzınızın üstüne ilk yumruğu yediğinizde geriye ne kalıyorsa hayat onunla devam ediyor. Hayatın devam ettiği yerlerde ne yazık ki burada konuşulanların hiçbirisi geçerli değil. Burada hakikatin H'si bile yok. Size bazı örneklerle anlatmak istiyorum. Kumpas davaları diye bilinen davalar silsilesi içerisinde içinden geçtiğim süreci size şöyle aktarmak isterim. Bir akşam saat 24 civarında sahibi olduğum kanaldan çıkarken üstüme ateş açıldı. Ateş açan şahsı yakaladık. Bir şarjöre yakın mermi boşaltmıştı. Şahıs polise teslim edildi. 2 hafta sonra beni kanalımın tamamını, bütün koridorlarını polis basarak, ben de Ankara'da bir konferanstaydım Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde, beni müşteki olarak ifadeye çağrıldığını 2 ay sonra, düzeltiyorum, özür dilerim, bana bildirdiler. Böyle bir muameleyi niye yapıyorsunuz? Siz adli kolluksunuz. Ne zamandan beri müştekiye böyle bir bildirim yapılıyor dedim. Savcı Bey öyle emretti dediler. Savcı Bey ne demek istiyor dedim. Ben gideyim burada bir yere mi ifade vereyim yoksa ne yapayım, bana söylesin Savcı Bey. Yo, Savcı Bey sizi bekliyor dediler. O zaman Beşiktaş Adliyesi'nden içeri girdiğinde Savcı Bey beni kapıda bekliyordu. Koluma girdi. Genç bir savcıydı. Koluma girdi. Kulağıma, abi bu işi burada kapatalım. Ben sizdenim. İzmir'den geldim. Şimdi yukarıda Zekeriya da olacak. Şikayetçi değilim dedi. Dedim ki ne için geldiğimi bile bilmiyorum. O savcı beyle birlikte yukarı çıktık. Oturdum. Bana 2 tane ses dinleme kayıt tutanağı gösterdi. Bir kuyumcunun kaçırılması olayıyla ilgili olarak yapılan dinlemede bir korucu ailesi İstanbul'a getirilmiş, kuyumcuyu kaçırmışlar, fidye talep ediyorlar. Aynı kişi bana ateş eden kişi. Dinleme tutanaklarının 2 sayfasını bana gösterdi sayın savcı. Bir eski AKP milletvekili benim öldürülmem için kişiye talimat veriyordu. O şimdi milletvekili değil. Bana bunu kapat dedikten sonra Zekeriya Öz geldi, oturdu. Zekeriya Öz, beni tanıyor musun dedi. Hayır, seni tanımıyorum dedim. Ben de Ergenekon savcısıyım. Nasıl tanımazsın? Seni tanımıyorum dedim. Sonra bu savcı bey o dosyayı kapattı. Reklam verenler, kanalıma reklam verenler tek tek çağrıldılar ve reklam vermeleri engellendi. Ankara'da RTÜK Başkanı beni bir DGM savcısıyla birlikte kanal bendeyken görüşmeye çağırdı. RTÜK Başkanı kanalı satmazsam yayınları ertesi gün keseceğini söyledi. Savcı da sizi ertesi gün ben tutuklayacağım dedi. E kanalı satayım o zaman dedim. İyi olur dedi. Kanalı sattık. 1,5 milyon dolar benden satış bedeli parası aldılar her ikisi. Hem RTÜK Başkanı hem de savcı. Daha sonra olsa o RTÜK Başkanı o kanala gitti, koordinatörlük yaptı benim kanalına. Benden aldığı parayla. Evimi sabaha karşı saat 5'te bastılar. 2 büyük kamera vardı. Önce inanamadım. Reality show programı sandım. Evimin içinde 80 kişi ve beni 9 saat süren bir şeyle tutukladılar. Gerekçesi nedir diye sordum. Tutuklanma gerekçem ne? Sen Ergenekoncusun dediler. Sen Ergenekoncusun. Peki dedim, Ergenekon'un delili ne kardeşim? Evinde Atatürk'ün Bursa nutku var dediler. Evet, bizim evde çıkar dedim. Ama 28.634 kitap var. Ne demek istiyorsun? Bunda yazar mısın tutanaklar dedim. Kaydettiler. Seni evinde Atatürk'ün Bursa nutkunu bulundurmaktan tutukluyoruz dediler. Tutuklama sevk ettiler. Aşağıya indim. Yargıç Bey'e dedim ki böyle bir... Hayır, yok, ondan değil dediler. Neden tutuklanıyorum peki? Neden buradayım ben dedim. Suçum ne dedim. Bana dedi ki sizin adınız bir şemada var. Şemayı kim yazmış dedim. Ergenekoncular çizmiş dedi. Peki o şemayı dedim görebilir miyim? Hayır, göremezsin dedi. Peki avukatım görebilir mi dedim. Hayır, göremez dedi. Ben yargıcım, ben gördüm yeter dedi. Peki. Ve beni tutukladılar. 5 yıl 4 ay boyunca bu şemayı açın diye mahkeme salonunda bağırdım. 5 yıl 4 ay boyunca. 5 yıl 4 ay sonra şema açıldı ama benim adım şemada yoktu. Benden başka herkes vardı ama benim adım yoktu. Sonra bana Cumhuriyet Bütiklerini sen mi yaptın dediler. Ben yaptım dedim. Ne olmuş dedim. Yok bir şey dediler. Cumhuriyet Bütiklerinden ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdiler. Evimde çıkan belgelerden falan filan bir sürü şeyden. Burada bahsettiğiniz gibi bir yargılama yok. Karımı kaldırdılar. Bu adam senin kocan mı diye sordular. Kız kardeşimle, erkek kardeşimle, avukatımla yaptığım telefon görüşmelerini sordular. Özel hayatıma dair ne varsa hepsini iddianameye yazdılar. Hayır efendim, anlatacağım sayın bakanım. Öyle değil sayın bakanım. Size çok saygı duyuyorum. Çok temiz üsluplu bir insansınız ama hayat sizin bildiğiniz gibi değil. Ben bu anlattıklarımın tamamını cezaevinden çıkar çıkmaz anayasal suçlarla mücadele savcısına bir dilekçe olarak verdim. O dilekçeyi hayata geçirecek bir tek yargıç yok, savcı yok. İstanbul'da gittim, görüştüm kendileriyle. Niye bu dilekçeyi hayata geçirmiyorsunuz diye. Ergenekon davası sonuçlandı, biz hepimiz beraat ettik. FETÖ'nün ilk yargılaması, çatı davası sonuçlandı. Orada diyor ki Kanal Türk Televizyonu yağma suçu işlenerek
ele geçirilmiştir diyor. Neden benim dilekçemi, şikayet dilekçemi yürürlüğe koymuyorsunuz diye sordum. Sırası var dedi. Burada sizin anlattığınız gibi değil bu işler. Orada başka bir hukuk var. Siz o hukukun temsilcisi değilsiniz. Siz başka bir hukukun temsilcisiniz. Orada zorbalık hukuku var. Orada gücü yetene hukuk var. Benim 7 dakika sürem efendim. Bu nedenle sizi... Efendim arkadaşlarım tek... Bu konuda sizinle anlaştılar zannediyorum. Verdi zaten. Hayır 7 dakika efendim. 3 daha 5 dakika oldu. Peki efendim size şu kadarını söyleyeceğim. Bugün burada geçerli olan hukuk orada geçerli değil. Alevi misiniz, Sünni misiniz diye size sorabilirler mi? Mahkeme salonunda sordular. Eşinizle konuşmalarınızı size sorabilirler mi? Avukatınızla konuşmalarınızı size sorabilirler mi? Sordular. Bu anlattığınız hukuk kuralları burada geçerli. Orada geçerli değil. Allah bakın bunları bir tarih olarak anlatmıyorum. Allah korusun gelecekte bunlar olmasın diye anlatıyorum. Bizim yaşadıklarımızı siz başkaları yaşamasın diye anlatıyorum. Türkiye'yi bir yağma, bir talan hukukuyla karşı karşıya bırakırsanız bu adaletsizlik böyle devam ederse benim bana karşı silah sıkan adamın tanıklığıyla yaptığım müracaat reddediliyor. O nedenle adaletsizlik yürek yakan bir yangındır. Bu yangını ya söndürürsünüz ya da o ateşte siz de yanacaksınız. Unutmayın. Sayın Bakan, biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın, yargıya güvenin %30'lara düştüğüne yönelik açıklamasından sonra bakanlığınız olarak iki önemli belge açıkladınız. Birisi yargıda reform strateji belgesiydi. Bir diğeri de insan hakları eylem planıydı. Bunlara etraflıca baktığımızda büyük hedefler, amaçlar, işte stratejiler vesaireler öngörülmüş ve nihai amacın da yargıya güveni arttırmak olduğu, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığını arttırmak olduğu açık. Ancak gelinen noktada bugün itibariyle baktığımızda yargıya güven ve orada hedef strateji olarak gösterilen hiçbir şeyin gerçekleşmediğini, yargı paketi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelip kanunlaşan işlerin çok büyük bir çoğunluğunun oradaki iddialarla uzaktan yakından ilgisi olmadığını bir kez burada not düşelim. Şüphesiz 4 yılı aşkın bir süredir Adalet Bakanısınız. Eminim ki iyi niyetle yargıya güveni de arttırmak istiyorsunuz, yargıya ilişkin sorunları arttırmak istiyorsunuz. Ancak bunun bugüne kadar gerçekleşmediğini, bundan sonra da gerçekleşme olasılığının olmadığını üzülerek ifade ediyorum. Çünkü bir defa ortada sistemsel bir bakış açısından kaynaklanan çok büyük problemler var. Bakın bugün Cumhuriyet Başsavcıları tarafından yazılan iddianamelerde 2016 yılında gerçekleşen 15 Temmuz FETÖ darbesiyle alakalı darbeye giden yolun taşlarının 2011 anayasa değişikliğiyle önemli aşamalarından birini gerçekleştirildiğini ve önemli bir mihenk taşı olduğunu Cumhuriyet Savcıları tespit ediyor. Ve ne hikmettir ki sizin yargıda reform strateji belgesi olarak sunduğunuz belgede daha önce yapılan iki reform olarak bahsettiğiniz unsurlardan biri de orada yapılan değişikliğe sahiplenmektir. Şimdi ben konuşmamda size bazı sorular sorarak konuşmamı tamamlayacağım. Birincisi, siz bugün o tarihte yapılan referandum değişikliğine sahip çıkıyor musunuz? İkincisi, biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak anayasa değişikliği sonrasında ortaya çıkan hakim savcılar kurulunun yargı düzeninin yargı bağımsızlığını toptan zedelediğini ve bir siyasi parti genel başkanının bütünüyle yargıya hakim olduğu bir süreç ortaya çıktığını görüyoruz. Siz o süreci yönetenlerden biri olarak bugün geldiğimiz tabloda, bugünkü ekonomik veriler karşısında aynı değişikliğin olmasını bugün de olsa ben savunur, çalışmayı yapardım diyor musunuz? Üçüncüsü, yurt dışından bir sürü endeksler açıklanıyor, veriler açıklanıyor. Bunlardan rahatsızlık duyanlar olabilir. Peki o halde Türkiye'de yapılan araştırmalar başta TÜİK olmak üzere bunlarda da yargıya düzeni, güvenin çok aşağılarda olduğunu görmenize rağmen bundan bir rahatsızlık duyuyor musunuz? Ekonomiyle yargı arasında çok ciddi ilişki olduğunu görüyoruz. Bugün dolar 14'ler seviyesine yaklaştı. Burada bakanlığınızın bir sorumluluğu olduğunu düşünüyor musunuz? Kabinede bir bakan var, İçişleri Bakanı ve emrinde yüz binlerce kolluğun emrinde olan bu kadar kritik ve bir devletteki en önemli bakanlığı yöneten bir bakan sizinle söz düvelosuna giriyor. Siz ona cevap veriyorsunuz. Biz hepimiz biliyoruz ki siz ona cevap veriyorsunuz, o size cevap veriyor. Adeta bir Türk filmi vardı ya, Çiçek Abbas. Orada Çiçek Abbas'ta Şakir'in düellosu gibi biz bunu izliyoruz. Aynı bakan daha önce bir başka bakana da herkesin gözü önünde omuz atmıştı. Buna da şahit olmuştuk. Kendi memurlarına talimat veriyor. Gerekirse kol kırın diyor. Herkesin gözü önünde. Hukuku dinlemeyin, hukuk arkadan gelsin diyor. Ondan sonra hakaret ediyor, suçlu ilan ediyor, hedef gösteriyor. Bütün bunları tüm Türkiye'nin gözü önünde yapıyor. Siz bunlara şahit olan,
bir hukuk insanı olarak bu rahatsızlığınızı gidip de kendi genel başkanınıza kardeşim bir bakan böyle yapamaz. Böyle devam edemeyiz. Ülkede biz bu şekilde adaleti sağlayamayız diyor musunuz? Ve o bakanla ilgili somut çıkan iddialar var. 10 bin dolar siyasetçi alanı ben biliyorum diyor. Ben de bir hukukçu olarak şunu biliyorum. Bir suç örgütünden bir şekilde faydalanan bir siyasetçi varsa suç işliyordur. En hafif tabirle o örgütün üyesi olmamakla birlikte örgüte yardım işini yapıyordur. Örgüt içerisinde bir konumu vardır. Suçu bildirmemek de ayrıyeten bir suçtur. Ceza kanununda karşılığı var. Siz bunları bilen biri olarak ne gibi bir işlem yapıyorsunuz? Geçen günkü burada yaptığı açıklamada SBK konusunu yani Sezgin Baran Korkmaz konusunu dile getirirken dedi ki biz devlet erkanı olarak o minvade bir cümle kullandık. Karar verdik ve bu kişiyi serbest bıraktık. Bu kararını biz verdik uyguladık diyor. Bu durum anayasamızın, hukukun, ceza kanununun hangi maddelerinde var bana gösterebilir misiniz? Bütün bunlara karşı nasıl bir yaptırımda bulunmayı düşünüyorsunuz? Nasıl bir işlem yapmayı düşünüyorsunuz?